Mösyö Bruno siz misiniz? Ben aptal değilim kardeşim, ben sigortacıyım. O mücevherleri sigorta edecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim ben. 20 günde 250 bin lira kazanacağım diye 20 milyonluk riskin altına giremem ben. Girdik bile. Mücevherleri sigorta ettim. İyi. Ne? Sigorta mı ettin? Hı. Ne? Sen çılgın mısın be? Nasıl yaparsın bunu? Bir şey olursa mücevherleri nasıl ödeyeceğiz? Aman efendim, kaybınız var. Ödemeyiz, çünkü bir şey olmaz. Ne biliyorsun? Emniyet tedbirlerini kim alıyor patron? Kim alıyor? Ben. Mahmut! Mahmut! Hay Allah! Ne haber kız? Sağ olasın ablacığım, düğün alışverişine gidiyoruz da. Hadi hayırlısı! Seninki dükkanda. Olsun, bana ne? Günaydın! Günaydın! Hayrola? Nereye böyle erken erken? Alışverişe! Ha dur, beraber gidelim, ben de kahveye gidecektim. Peki! Merhaba ablacığım! Düşeş! Ulan yuh be, eşek şansı be! Ne, bakıyorum halin duman, ha? Acele etme oğlum, daha oyunun başı! Hadi bakayım! Çaylarınız filiz! Haydi bakalım! Gel ulan zar! Hoppala! Sen bu gidişle sabaha kadar gele atarsın oğlum! Dikkat et, dikkat et şimdi! Hadi bakayım! Hop! Allah! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Seninkinin defterini duruyorum. Bırak şimdi defter durmayı, at bakalım palavracı. Ay çocuklar, Mahmut'u gördünüz mü ha? Vallahi ne bileyim ben. Uğramadı Fazilet abla. Gelir belki. Boyu devrilsin inşallah. Eşek kafalı. Yemeğin yemeğe gelmedi hala. Zayıflıktan kadide çıkacak. Ben ona gösteririm. Merhaba abiler! Merhaba! Neredesin ulan? Annem bir saattir seni arıyor, yemeğe gitmemişsin. Çıranı yakacak! Nerede olacağım İlmi abi? Sedat'ın arabayı tamir ediyoruz. Sen onu anana anlat. Sen ayvayı yedin oğlum! Anasını bellediğimin arabası bir türlü çalışmıyor ya! Bana bak, bu araba hep böyle çalışmayacaksa biz kendimize düğün arabası diye başka bir araba bulalım. Bana ne ya? Git Mercedes bul sen. Bu araba böyledir, hiç çalışmazlar. Galata Kulesi'nde mücevher sergisi varmış, gidelim mi? Aa, ben mücevherlere bayılırım be, gidelim. Hadi lan sen de. Hele, gideceksek maça gidelim. Değil mi ya? Maça her zaman gideriz. Şu sergiyi bir görelim. Bir fikrim var. Güzel! Çok güzel parçalar! Seyretmek bile insanı heyecanlandırıyor. Beni daha çok taşlara biçilen değerler heyecanlandırıyor. Hepsi de çok ünlü mücevherler. Onları ele geçirsek bile elden çıkarmak kolay olmayacak. Evet, ortalık iyice yatışıncaya kadar beklemek lazım. Biz de bekleriz. Buna değer. Önce işin incelemesini yapacağız. Büyük bir titizlikle. Hiç hata istemiyorum. Thank you.
para be! Bir tek taş 45.000 dolar! 45.000 en ucuzu be! Bana bakın, bir avuç alsak köşeyi döneriz namussuzum! Soyalım mı? Nereyi? Sergiyi! Soyabilir miyiz dersin? Üf, hem de ne biçim! Bana bakın, bir fikrim var, dinleyin beni! Senin başına güneş geçti galiba! Arkadaşlar, bundan sonra mahallede çok dikkatli olmamız lazım! Bu zamanda evlenmek bir dert! Her şey ateş pahası! Darısı başına! Ama nerede be abla? Para kazanacak! Üf. Adam olacak da evleneceğiz! Bir dinleyin şimdi beni! Buradan gireceğiz içeri. Hilmi abi şurada kapıda duracak. Halis yan apartmanlardan birinin üstünde. Mücevherler ortada. Belli bir saatte önce sen geleceksin Naim. Tamam abi. Zengin bir adam kılığında. Hilmi abi erkete de olacak, merak etme. Peki ama bu arada sen nerede olacaksın? Ben! Elimde domates sandığı, bir kenarda senin girmeni bekleyip arkandan dalacağım içeri. Ya asansör çalışmıyorsa abi, hapı yuttuk o zaman. Oğlum, evladım, saçmalama! Ucundan milyonlar olan bir işte asansörün çalışıp çalışmadığı düşünülmez. Ha. Ayrıca unutma ki, gerçek profesyonel soyguncular yorulmazlar. Önemli olan, kimsenin dikkatini çekmemek. Mücevherleri koyacağım çantayı, domateslerin altına saklayacağım ve oradan ustaca çekip çıkaracağım. Kulenin tepesindeki yerimi aldığım zaman, sabırla bekleyin beni, işaret vereceğim size ve hep birlikte gecenin olmasını bekleyeceğiz. Ne çantası? Çanta lan! Çanta! Çantanız! Vay namussuz Muammer! Beşlerinden giderim! Nereye gidiyorsun be? Kimdi o arabanın içindeki biliyor musunuz? Kim? Siyan Muammer! En bela dayısıdır İstanbul'un! Mücevherler gitti! Sen dua et ulan, hayatımız gitmedi! Ulan ben seni boğmayayım da kimi boğayım ha? Mahvettin ulan beni! Ben nasıl ödeyeceğim bu 20.000 lirayı? Ne olur olur! Nasıl öderim ben bunu ha? Nereye bu benim çektiğim ya? Dur patron, ne olur yapma! Bulacağız! Ha nasıl? Mücevherleri geri alacağız! Ha. Bulacağız diyorsan mutlaka bulacağız öyle demektir mi? O! Öyle mi? Öyle mi? Nasıl bulacağız ulan? Rica ederim, sakin ol! Ulan ben seni boğayım! Kaçma, gel buraya! Gel buraya, beni mahvettin, ben de seni mahvedeceğim herif! Ah! Ah! Allah! Ah!
Çay. Çay. Surata bak. Çocuklar, mücevherler çalınmış. Amma da para ha. En azından 6 aileyi kalkındırır. Ne oluyor bunlara? Vallahi ilk defa böyle görüyorum. Sedat, gözün aydın. Bir boku yokmuş arabanın. Buciyi değiştirdik, tıkır tıkır çalışıyor. Sağ ol Şems Usta. Çok memnun oldum. Eyvallah. Abiler yetişin, İlmi abi intihar ediyor. Şimdi buradaydı. Abi! Ah, o da ne? Ne oluyor? Zehir şişesi! Ayy! Elektriği de bağlamış. Ne oluyor? Kendimi intihar ediyorum da. Kimsenin etkisi olmadan kendimi intihar etmeye karar verdim. Sakın bana mani ol. Elveda arkadaşlar. Elveda. Kıyma kendini abi. Ha? Şansa bak! Patlamadı. Elektrikler kesik. Dur dur, bu böyle kendi divan altı titrediğine göre galiba elektrikler geldi. Çekin pişin ölmesin. Çocuğu hamsi gibi karaya vurdurttu be. Korkma, 110 volt bir şey yapmaz. Vallahi bana inan. Biraz sarsar, o kadar. Hadi artık in aşağı Hilmi abi. İnmeyeyim. Şu zehri içip ölmek istiyorum. Hilmi abi ya, saçmalama, az ömrün kaldı zaten. Ezilinle öl daha iyi. Ha. Ha, hadi. Hilmi abi. Hilmi abicim. Haydi. Halis abi, Halis abi, Halis abi be! Ya şansa bak be, kime niyet, kime kısmet. Ne oldu be? Hilmi abi ölecekken Halis abi ölüyor. Ne ölmesi ulan? Baksana, bayıldı. Bak. Hava gazını açmıştın. Belki o dokunmuştur. Ne? Hava gazı mı açık? Hava gazı giriyor mu? Allah! Mucize! Yaşasın Demirel! İyice boş ol biraz ya. Selma, sen saçlarını mı kestin? Gel abi, gel İlmi abi. Selma, hadi. Hadi. Ben susuzum, ben bir şey yapmadım, ben susuzum. Tabii, tabii. Avukatımla görüşmek istiyorum. Tabii tabii, sus, sus, sus. Bırakın, ben mücevherlerimi almayayım. Seni. Almayın ben mücevherlerimi. Niye alıyorsunuz canım? Bu benim son fırsatımdı. Ya saçmalama be Hilmi abi. Daha ne numaralarımız olacak? Sizin olabilir, siz gençsiniz. Ama bu benim son şansımdı. Son şansım. Yaşa ulan Naim, daha ne numaralarımız olacak be? Değil mi yıllaş biliyorum, bırakın zırlamayı. Yapma ya. Yapma. Kes lan sitemeyi, kes! Sen de bırak artık, kendine gel! Ben mücevherlerimi istiyorum. Tamam oğlum, anladık, alacağız! Ha? Nasıl alacağız? Zorla, kurnazlıkla! Nasıl olursa olsun alacağız! İyi dinleyin beni, bir fikrim var! Benimle oturup içeceksin. Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime.
Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Her an seni canımda, ruhumda duyuyorum. Aşkınla sarhoşum ben. Çılgınca seviyorum. Nereden tanıyorsun bu kızı? İki sene peşimden koştu, hiç yüz vermedim. Ne? İnanmıyorsun değil mi? Ulan ben öyle herkese yüz verir miyim be? Doğru mu lan? Tabii. Şarkı bitti mi? Bekliyorum. Affedersiniz. Bu şarkı repertuarımda yok. Onun için okuyamayacağım. Ay ben onu şarkı ismi zannettim. Ayol seni de karanlıkta göremedim. Aşk olsun sana. Yazıklar olsun be Melahat abla. Arkadaşların yanında bizi madara ettin. Seni gibi donanmak Kamil seni. Neredeydin bu kadar zamandır? Hiç sorma abla. Başımız belada. Hayrola ne oldu? Muammer var ya Muammer. Çiğa Muammer mi? Heh, evet. Ne bok yedi gene? Bir emanetimizi zorla elimizden aldı. Bırak palavrayı. Neyinizi götürdü? Mücevherleri. Eşşoğlu eşek. Hangi mücevherleri? Kuledeki. Hani soygun olmuştu ya. Vay anasını. Helal olsun be. Siz mi götürdünüz onları? Biz kuleden götürdük, Muammer de bizden götürdü. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ne yapıp yapıp bu işi halletmemiz lazım. Sen yardım edersen tabii. Kim ulan bu kız? Hakikaten kim ya? Şarkıcı. Onu biliyoruz oğlum. Sen nereden tanıyorsun? İki sene garsonluk yaptım çalıştığı gazinoda. Peki ya Muammer? En birinci müşterisiydi. En ön masada hayran hayran bu kızı dinlerdi her akşam. Ya. Vay be! Bir dilekçe yazdırmak istiyorum. Yazarız tabii. Hadi gene Elim abi, işler açıldı. Gel abicim, geç. Sağ ol. Derdini anlat bakalım. Karım beni her akşam dövüyor. Ayrılmak istiyor. Demek iyi tanıyor Muammer'i. Bir sürede dost oturdular. Bu Muammer Melahat'a bir kazık attı ki sormayın ha. Evleneceğim ayaklarına yattı. Sonra da evlenmedi ha. O zaman yapar bizim işimizi. Yapar tabii. Muammer'e kazık atmak için her şeyi yapar. Peki, mücevherleri kurtarırsa bir şey verecek miyiz? Selam veririz. Siktir lan. Bana bakın, fırtına gibi karıdır ha. Başlamıştır bile işe.
Buyurun, sizi bekliyor. Vay 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 vay! Kimler gelmiş? Neredeydin bunca zaman? Hı? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Aradın da bulamadın mı? Bırak şimdi, işin düşmese gelmezsin, hayrola? Biz konuşurken böyle dikilecek mi bu ayılar? Söyle bakalım. Vurdun gene milyonları. Ne milyon? Numara yapma, yemezler. Neden bahsediyorsun? Mücevherlerden. Ne biliyorsun mücevherlerin bende olduğunu? Kimde olabilir ki başka? Bende diyelim, ne olacak? Satarsın diye düşündüm de, pek kolay değil o kadar mücevheri elden çıkarmak. Sen mi alacaksın mücevherleri? Nerede bende o kadar para? Şerefe! Almak isteyen biri var. Satmak istemezsen o başka. Belki çerçeveletip duvara asarsın. Çok para o mücevherler. Para hiç önemli değil. Öyle mi? Peki kim alacak? Tanımazsın. Yabancı. Milyarderdi İtalyan. Bakıyorum, uluslararası çalışmaya başladın. Ne yapalım? Bizimkilerden pek hayır çıkmadı. Ben gidiyorum. Karar verdiğinde beni ara. Unutmuşsundur belki, telefonum. Bekliyorum. Gel. Mücevherleri satın almak isteyen biri vardır. Bir numara olmasın? Olabilir. Ama gene de denemeye değer. Ne? İtalyan mı? Ne İtalyanı? Ne bileyim ben, İtalyan dedim işte. İtalyanı nereden bulacağız şimdi? Öyle ya, amma soruyorsun be Halis abi. Tabii ki İtalyan konsolosluğundan. Hadi lan! Orada İtalyan satmıyorlar ki! Ne yapacağız peki? Biriniz İtalyan olacaksınız. İtalyan mı olacağız? Niye olmasın? Sen aynı İtalyanlara benziyorsun, surata baksana! Tabii! Bir bambino de bakayım! Baba, bimbona! Tamam dedi! Çok güzel dedi vallahi. Aynı İtalyan, tamam! Hasretti lan! Mücevherleri kurtarmak istiyorsanız başka çareniz yok. Peki, ben İtalyan oldum diyelim, ne yapacağız? Bulacağız bir şeyler. Tamam, ben buldum. Dinleyin, bir fikrim var. Nasıl? Nasıl dedi? Yani come, come! Harika! Mücevherato harikate bambino! Buono! Si, si! Ne diyor bunu? Çok beğenmişler! Si, buono! Buono! Fiyatını biliyorlar değil mi? Fiyatı? Neydi? How much? How much? Çok yaşa! Çok yaşa! Yaş!
Esperanza Chiquito Oley! Bunlar ne biçim İtalyan? İspanyolca konuşuyor. Hala İspanyolo İtalyano kardeşo. Şey, baba tarafından İspanyol asıllıdırlar da. Egolo, yarım kano İspanyolo. Uzatmayalım, söyle kendilerine 20 milyon. Ne diyor Roberto? Cuando capro milione bache. Arrivederci, Gina Lolo Brigida, un momento. Sole mio, Tokyo sandaletto. Milano, evet, Juventus. Şey, Gina'ya hediye edecekmiş mücevherleri. Onu diyor. Ya! Ne yazsın lan eşkol eşek? Türkçe anladığını belli etme! Ya Türkçe olur mu lan? Her dilde ya denir. Durum çakılacak, hemen kıralım. Dur! Nerede kaldı biz belki? Ne bileyim ben? 10 milyon... 10 milyone. 10 milyone. 10 milyone. 4 milyone no. 10 milyone. Si? 10 milyone. Ya. Ne diyor bu herifler be? 10 milyon veriyorlarmış. İyi para. 20 milyondan bir kuruş aşağı olmaz. Not under the 10 milyone. Signor, 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 gondola ve le dico, Alfa Romeo 30. Neler saçmalıyor bunlar tırt diye? Ne bileyim ben, Venedik'te Alfa Romeo fabrikasında hissesi mi ne varmış? Onun için pahalı buluyor. Si! Amerika Vespucci! alarmo! Come on, Lama, polis! Interpol'den müfettiş Petrocelli. Ulan o avukattı be! Come on, Lama, oğlum! Hadi! Kaldırın ellerinizi yukarı! Impossibilito, imkansizo! Salih, sok! Kımıldayanı vururum, polis! Interpol'den müfettiş Petrocelli! Ve ben mali polisten Hilmi. Kanun namına seni tevkif ediyorum. Şu andan itibaren avukatın gelene kadar her şeyi anlatman menfaatin icabıdır. Gel şöyle, Carlo Pateretti. Ben Carlo Pateretti değilim. Ha öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun lütfen. Kamil Pateretti, ha şey affedersiniz, Carlo Pateretti sen misin? Götürün şunu. Baş üstüne. Kek! Hadi! Siz de geçin şöyle aşağı ucuna. Hadi götürün onları da. Son anda büyük bir tehlikeden kurtuldunuz. Şansınız varmış. Çalınmış mücevherleri yutturmak üzereydiler size. Dua edin ki vaktinde yetiştik. Gidelim.
Kusura bakma, bugün senin sahneleri çekemedik. Al şunu idare et. Abi olur mu be? Saatlerce bekledim. Oğlum ne yapayım, hava kapalıydı ya. İyidir işte, idare edeceksin. Yarım gömleği iyidir. Bana bak, bir daha çağırmam ha, hadi. Yürü. Olur mu böyle? Hey, dur be! Allah, dur dur. Halis, dur. Adamlar gitti be. Kurtuldu. Lan bana bakın, iki dakika daha gelmeseydiniz ayva yiyorduk be! Helal olsun İlmi abi, aradan doma polis gibiydi be! ne yaparsın, televizyon kültürü bu! Ben de ne biçim İtalyandım değil mi ama? Siktir lan eşşol eşek! Boyna, Cina, Lolo, Brigida, Gondola, Venedik, Alfa Romeo... Başka laf bulamadın mı lan? Heyecandan aklıma bir şey gelmedi ne yapayım ya? Bu inek de az kalsın korkudan tabancayı düşürecek ya! Ne yapayım lan? Sen olmasaydın... geri alamazdık bu mücevherleri. Sağ ol, Melahat abla. Asıl siz sağ olun. Sayenizde intikamımı aldım o namussuz heriften, o olsun! Bana bak, sakın bu namussuz herif sana bir şey yapmaya kalkmasın! Yok canım, bulursa yapar! Kız yok abi, Arabistan'a gitmiş! Allah kahretsin! Öbür ergeleri temizleyelim mi abi? İstemez! Kan yok! Akıllı adamları severim! İyi iş başardılar! Abi, mücevherler? Mücevherler gene bizim olacak. Ama adam öldürerek değil, onların taktiğiyle. ...30 milyonluk mücevher el değiştirmiş. Yaman heriflermiş ha! Halis, duydun mu haberi? He? 30 milyonluk mücevher, el değiştirmiş! Duydum, duydum! Pek önemli değil canım! Ha, şuna bakın, 30 milyon önemli değilmiş! Kim bilir hangi pezevenktedir? Öyleyse, öyle! Mücevherleri sigorta eden şirket, batmak üzereymiş! Zavallılar be! Ulan ben seni bulmaz mıyım şimdi patron? Bulmaz mıyım ben olur, seni? Olur, olur yapma, ne yapayım ben sana, olur! Ne olur yapma patron, geri alacağım onları! Oh be, asla ölüyordum! Onları geri alamayacağımı sandınız değil mi? Mücevherleri muhakkak alacağım, hay Allah! Ya, söyle ya! Çok kocalansın ya, hay Allah be! Ne de ulan vuracağım seni ulan! Yapma beni, bu baktım bir işe geldi, edemezsin patron! Merhaba! Bir şey mi istedin? Sizinle biraz konuşmaya geldim. Ne hakkında? Mücevherler hakkında. Ne demek? Ne demek istiyorsun yani? Evet, ne demek istiyorsun yani? Muammer Bey'in selamı var. O taşları kolay kolay elden çıkaramazlar. Eğer bana gelirlerse işlerini hallederim dedi. He? Nasıl halledecekmiş? Bir dakika, bir dakika. Heh. Olabilir. Görüşelim. Eğer istediğimiz fiyatı verirse... belki anlaşabiliriz. Önce siz kazık attınız bize, sonra da biz size. Ödeştik. Evet, ödeştik. Sakın yeni bir kazık atmaya kalkmayın de. Sakın yeni bir kazık atmaya kalkmayın. Olur. Atmayacakmış. Nereden bilelim? Nereden bilelim? Dinleyin beni. Zeki çocuklarsınız. Ben zeki insanları severim. İsteseydim şimdiye kadar hepinizi toz ederdim. İsteseymiş, toz edermiş hepimizi. Ne? Kimi toz ediyor be? O bizi tanımıyor galiba. Yaşa, kovboy Sedat!
Kesin ulan şamatayı! Söyleyin ne diyeyim? Kazık atmaya kalkmasın, intikamımız çok acı olur. Evet. Öyle mi? Peki, peki, tamam. Tamam, söz. Bekliyorum. Hepsine 1,5 milyon lira. Affedersiniz, bizim alnımızda enayi mi yazıyor? 20 milyon lira. Sadece 1,5 milyon lira. İyi para veriyorum. Yok abiciğim, kurtarmaz. Kurtarmaz! En az 20 milyon var bu çantada. 20 milyon! Doğru, müşteri bulabilirseniz tabii. Şu anda bütün polisler mücevherlerin peşinde. Yani sizin. Ne demek istiyorsunuz yani? Merak etmeyin, sizi ihbar edecek değilim. Ben meslektaşlarımı ele vermem. Gidelim. Hadi. Buyurun efendim. Şu yüzüğü satmak istiyorum. İşinize yarar mı acaba? Bir bakayım efendim. Eğer işime gelirse... Evet, alabilirim. Ama önce şu listeye bir bakmam lazım. Listeye mi? Ne listesi? Soygun oldu ya efendim. Ne soygunu? Aman beyefendi, rica ederim. Benim soygunla ne ilgim olabilir ki? Kusura bakmayın. Kule soygunundan sonra her müşterinin malını incelemek zorundayız. Doğru, haklısınız. Emniyetten kesin talimat vardı efendim. Yürüyün arkadaşlar, gidelim. Ateşiniz var mı? Yok! Kapalı! Kapalı! Bana bakın lütfen, gülmeyelim, ayı ayıp oluyor. Tövbe estağfurullah. Baltamı kurumuş. Al. Al. Demek korkudan donla iş eder ha. Çeşmeden su içerken oldu. Yok bu ya. Altından böyle, kafayı koruma. Bana bakın, üzülecek halimiz yok. Bunları nasıl elden çıkaracağız onu düşünelim. Avrupa'ya götürelim. Parayı nereden bulacağız lan? Bankadan kredi alalım. Mücevherleri rehine verelim. Ulan helal olsun be, Mahmut vallahi fena fikir değil ha. İşte. Hadi. Zekai akşam evleniyor. Bütün mahalle yardıma koştu. Siz burada miskin miskin oturuyorsunuz. Hadi, hadi! Thank you.
Şu hale bakın be! Bizim gibi milyoner namzetleri ne saçma sapan işlerle uğraşıyor. Öyle deme Kamil abi. İş iştir. Şimdi başlatacaksın içinden ha. Tamam tamam, bırakın kavgayı da işi bitirelim. Aklım karıştı be, kaç tane koyuyorduk? Bu iş pek biteceğe benzemiyor ya. Kaç tane koyacak? Kaç tane koyarsan koy, sayacaklar mı inek? Ama sığmıyor be Sedat abi. Yeme şekerleri be! Bırak yesin çocuk, daha çabuk biter. Aman, yesin. Nasıl gidiyor? Hadi hadi çabuk olun, akşama yetişecek bunlar! Aa, şu çalsadan illallah! Hep baş koşuyordun! Ne var bu çantanın içinde? Ne olabilir canım? Küçücük çantanın içinde sanki. şey var, hiç... bir şey yok işte, ıvır zıvır öteberi. İyi! Hadi sallanmayın! Daha yapacak çok iş var! Hadi! Oh vay! Çanta nerede? Merak etmeyin, burada! Az daha korkudan kalbim duracaktı. Bir şeker ye, korkuya iyi gelir. Durumu nasıl idare ettim ama, he? Baktım çantaya el koyunca hepinizin benzi sarardı. Allah'tan aranızda profesyonel biri var da, vay be! Yeme ulan şekerleri! Pis boğaz, sende! Bırak yesin be oğlum, bırak yesin be oğlum! Başka türlü biteceği yok bu meredin! Evet! Fazilet abla şeker yetmeyecek dedi, ben de biraz daha getirdim. Of! Zaten azdı, iyi oldu abi getirdiğin! Vallahi değil mi Dökten abicim? Nikahta dağıttığımızı dağıtırız, dağıtamadığımızdan da bir şekerci dükkanı açarız, geçinir gideriz! Dökten! Abi sen bir zahmet 50 kilo daha getir ya! Canım bunu bitirin, ben gider alırım! Çocuklar, bu telaşlı günümde bana yaptığınız yardımları hiç unutmayacağım! Sağ olun! Hop! Yeme lan şekerleri! Bana bak, yeme diyeni fena yaparım! Başka türlü bitmeyecek! Bizim başımız gelme, hadi bize yiyelim! Tabii ya! Ya. Yesene Kamil abi! Dur, dur, dur! Bir dakika, patron! Vallahi bıktım artık, yapma ya! Bir iki günde adam boğulmaz ki ya, bir günde dayak at. Hoşuna gidiyor galiba. Dur, bir dakika ya, benim de bir bildiğim var ya. Bu papuç gene delindi be. Artık tamir de olmaz. Boş ver, yenisini alırsın. Bu devirde hangi parayla lan? Bu parasızlıkta bir papuç almak kolay mı? Bu ne bu? Şu hale bakın be. 20 milyonluk malımız var. Ayağımıza bir pabuç alacak paramız yok. Oğlum, o çantadaki taşların şimdilik sadece adı 20 milyon. Satamazsak 5 para etmez. Peki ne yapacağız? Nasıl satacağız bu Allah'ın cezası taşları? Durun bakalım, telaşlanmayın. Herhalde bir yolunu bulacağız. Ya kabahat bizde. O gün adamın verdiği parayı kabul edecek. 1,5 milyon bu, az para mı? Senin aklın o kadar erir işte. Ulan bir kere sende iş kafası yok, iş. Ulan 20 milyonluk mücevher o fiyata verilir mi be? Madem başka müşteri yok, verilir tabi! Kim demiş başka müşteri yok diye? Bir bildiğin mi var? Yok, şimdilik yok! Ama elbet müşteri bulacağız! Benim aklıma bir şeyler geliyor ama... Bilmem siz ne dersiniz çocuklar? Bakın gazeteler ne diyor? Bu malları sigorta eden sigorta şirketi iflas halinde. Yani mal sahibi firmaya 30 milyon ödemek zorunda, tamam mı? Tamam. Sonra? Yani demek oluyor ki, mücevherleri bulup mal sahibine teslim etseler, iflastan kurtulacaklar. Desene bizim için en garanti müşteri sigorta şirketi! Mesela 5 milyon istesek, 30 milyondan kurtulacaklarına göre seve seve verirler. Fena fikir değil ama, biraz tehlikeli. Ya da iş dokuş esnasında polise haber verirlerse? Biz de o kadar enayi değiliz ya, hı? Tedbirimizi alırız. Fikir fena değil. Bana kalırsa denemeye değer, he? Size yorgunluk çayı yaptım! Sıcak sıcak için bakayım, hadi! Gelirim bu çanta, siz vallahi bekleyin! Ama!
nedir bunlar? Bunlar? Bunlar mı? Mücevhere benziyor. O kadarını anladık. Nereden çıktı bunlar? Bunlar mı? Bunlar bizim. Satın aldık. Hangi parayla? Kaç para bunların değeri? 4-5 milyon falan eder diyoruz. 3-4. Yani 3-4 bin lira kadar. Demek istedi. Evet. Etse etse o kadar eder. Yani şey bunlar şey. Sahte. Evet. Sahte. 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 Hakiki. Hakikaten. Sahte. Peki, ne için aldınız bunları? Bunlar şey için, satmak için. Aşağıdaki dükkanı değiştiriyoruz da... ...yani bir elektrikçilik yerine mücevher işi yapalım dedik. Evet, belki siz bilmezsiniz ama... ...bu sahte mücevher işinde çok para var. Bilmez olur muyum? İyisi olursa satılır tabii. Ama siz de pek adileri almışsınız canım. Madem böyle bir niyetiniz vardı... ...niye alırken beni çağırmadınız, he? Siz bunları kolay kolay satamazsınız. Ya haklısınız Fazilet abla. Ama işte bakalım, bir de sigorta şirketini deneyeceğiz. İyi, iyi. Hadi bakalım, çaylarınızı için. Bu çanta siz dükkanı açıncaya kadar ortalıkta dolaşmasın. Lazım olunca ben size veririm, tamam mı? Hay Allah! Çantaya el koydum, ne yapacağız şimdi? Bırak onda kalsın. Asıl değerini bilmediğine göre bir zararı yok. Sigorta şirketiyle konuşmaya gitmeyecek miyiz? Dur bakalım! Ya polis çağırırlarsa, ha? He? Önce telefonla konuşuruz oğlum. Kim olduğumu bırakın da... Beni dinleyin sigortacı bey, mücevherler bizde. Ne? Size mi? Tabii, tabii ilgileniriz. Evet, sizi dinliyorum. Nedir teklifiniz? Tamam, oluyor bu iş. Kaç para isteyelim? 20 milyon. Biraz fazla be abi, veremezler. O zaman 10 milyon iste. Yok, onu da veremezler. Neden? 5 milyon diyelim. Hı. Alo! Alo! Alo, ses gelmiyor! Orada mısınız? Bir dakika, ortaklarımla görüşüyorum. 2 milyon isteyelim, onu verebilirler. Olsun bitsin. Hadi lan, o kadarını Muammer de vermişti. Canım, en iyisi 3 milyon de. Onlara da yıkım olmasın, yazıktır. Alo, karar verdik. Size makul bir teklifte bulunacağız. Pazarlıksız 3 milyon istiyoruz, tamam mı? 3 milyon mu? Olabilir. Düşünebiliriz. Bizim ne vicdanlı insanlar olduğumuzu anlayın işte. Amatör bunlar. 50 milyonluk mücevhere 3 milyon istiyorlar. Uzatma sen de, kabul et, kabul et. Tamam, anlaştık. Tabii tabii, söz. Polisi işe karıştırmak yok. Evet, sizi dinliyorum. Oldu. Ama mücevherlerin tamamını isterim. Bir tek parça eksik olursa karışmam ha. Ödemem parayı. Dinleyin, bu gece saat tam 12'de Taksim'de anıtın dibinde. Jandarmaların orada. Tüş! Emniyet müdürlüğünde buluşalım daha iyi. Peki, peki. Arkadaşlar itiraz etti. Sirkeci garında saat 12'de. Parayla hazır olun, gelip sizi alacağız. Yaşa! Mücevherlerin nerede olduğunu söyleyemem. Önce parayı görelim, değil mi? Anlaştık değil mi? Bu gece tam 12'de. Tamam mı? İş oldu. Oldu mu iş? Kamil abi! Kamil abi! Dolabı açamıyoruz! Kırık yedi be abi, yanıka süreceğiz! Allah Allah!
Olur. Mücevher çantası yok. Araklamışlar galiba abi. Çanta dolapta yok. He? Allah! Ay, mahvolduk be! Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Allah kahretsin sizi! Kamil abi be! Ağlama siz herifler! Ağlama bak! Ağlama ya! Allah! Ne olacak şimdi? Bana bak delikanlı! He? Fazilet teyzeyi gördün mü oğlum? Fazilet teyze elde bir çantayla Zekai abinin düğününe gitti! Çıkarmayın be! Hadi be! Hadi!
Daha hızlı gitmezmiş. Kaptan pilot öyle söylüyor. Uzatmayın. Hadi be, hadi. Dur be. Ne adam ya. Hadi be. Kemerini güle güle kullan. Çok da yakışmış. Merhaba canım. Kız Selma, o kemeri pek mi beğendin? Gel, gel bakayım. Bir dakika. Al bakalım. Bu da senin. Sahi mi? Ah Fazilet teyze, sen bir tanesin. Aysel, Nalan, şuna bakın çocuklar, ne kadar da güzel. Çocuklar bakın. Güle güle bunlar şekerim, çok güzel. Hayatımda bu kadar güzel mücevher görmedim. Kız Şükran, gel bakayım. Ay Allah! Ay. Al bakalım, bu da senin. Çok teşekkür ederim. Ne olacak? Bakın. Gelin, hepiniz gelin. Fazilet teyzeyi sizi hiç mahrum bırakır mı? Hadi! Çabuk! Geldik! Hadi, hadi! Aman, aman, aman! Hadi, hadi! Hah! Sana ne çıkacak bakalım? Aman, aman! Pek güzel bir bilezik! Ayol! Uzat kolunu bakayım! Hadi, uzat, uzat çocuğum kolunu! Hadi, güle güle kullan! İyi günleri inşallah! Hadi. Aman, aman da tombiş gelmiş! Aman! Sonra da zincir takalım, hı? Ha, bir daha dolayalım. Hadi gülüm, hadi, hadi. Abi, kolyem güzel mi? En güzeli sana geldi. Gel bakayım. Sen de al şu bileziği, hadi. Hadi. Sen de bir şey misin? Ya, gene o da gitti. Bakalım sana ne vereceğiz. Hadi. Ne diyorsunuz be? Bir şeyler yapsanıza, ona engel olsanıza! Anne, ne yapıyorsun ya? Çıldırdın mı? Gelinin zoruna bak ayol, ne oluyor? Çoluk çocuğu sevindireyim dedim. Ne olmuş yani? Tabii, tabii haklısın ablacığım da o çantadaki mücevherler. Ne var? Sahte değil mi bunlar? Hepsi 3.000 lira ekmez diyen siz değil misiniz? Ah. Ha? Eğer derdiniz para ise veririm 3.000 liranızı. Hadi Fazilet teyzeciğim, bana vermeyecek misin? Açalım, vermez olur mu ayol? Yani hayır, bunu yapamazsın! Olmaz! Veremezsin bu kadar çocuğa, bu kolye bu çocuğa verilir mi? Verilmez! Bir şeyler yapsanıza be! Atlayın üstüne! Ötekileri kurtaralım bari! Olur mu ya? Hepsini, hepsini kurtarmamız lazım! Hadi! Hadi Fazilet! Aman Allah! Allah. 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 Kolyeye bak, kolyeye! Hepsi bizden uzak! 20 milyon gitti! Gitti, yine gitti! 2 milyon lan lan! Kadar yakınımızda dokunamıyoruz bile ya! Ya Sedat abi, ne yapacağız ben? Beynim durdu, ne bileyim ben? Başlatacak sizi bir şehrinden! Ne yapacağız, hepsini toplayacağız tabii! Ne duruyorsunuz, yürüyün, hadi! Hadi! Sağ olun! Gülme abi, al! Ver! Ne oldu ya?
gelebildin? Neredeydin bu saate kadar? Ah! Haklısın, çok bekledim. Çok geç kaldım. Ne yapıyorsun? Ah, bir saat evvel gelebilseydik bütün bunlar olmazdı. Anlamadım, neden söz ediyorsun? Ne oldu ki? Daha ne olsun? Şimdi anlatması uzun sürer. Şu yakındaki yıldızı alacağım. Niye alıyorsun? Benim o. Biliyorum, gene senin. Tamam. Ama kalabalıkta kaybedersin. Bu bende dursun, daha iyi. Hadi eyvallah. Yıldızı kurtardım Hilmi abi. Sağ ol. Nerede? Tamam. Meşhur Kuzey Yıldızı. Şu güzelliğe bak. Şu işçiliğe bak. Başlı başına bir sanat eseri. Doğrusu bu eşi bulunmaz mücevherleri elden çıkaracağım için çok üzülüyorum. Sizi anlıyorum. Güzel şeyleri ben de severim. Üzülüyorum ama gene de satmak zorundayım. Çünkü her şeyden önce bir iş adamım. Hadi bakalım yavrum, al bunu, ver onu bana. Hadi ver! Hadi. Ha? Hadi! Hadi, versene! Hadi! Vermem! Bisiklet iyi patlamıyor. Allah'ın cezası, niye daha iyi patlayanı almadı sanki? Patlıyor, patlayan bisikleti iyi aldın ya! Hadi, 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 ver onu ya! Hadi! Hadi! Versene! Hadi! Hadi yavrum! Bak, al sana, hadi. 10 tane birden vereceğim. Ver! O kolyeyi bize! Vermem! Hem ben bisiklet istemiyorum, çikolata istiyorum. Çikolata ver çocuğa çabuk! Çikolata yok ki ya! Yoksa git al, sersin herif, ne duruyorsun? Aman hadi, be. Hadi be! Ay Allah'ım! Vallahi azizim, bu zamanda evlenmek büyük cesaret! Hadi bakalım gençler, oturmak yok! Bas edeceksiniz, bas! Birazdan onunla da ederiz. Siz rahatınıza bakın, benim çok işim var zaten. Selma, bir dakika. Dans edecek miyiz? Tabii, tabii edeceğiz, tabii. Etmeliyiz. Edelim. Yapmanız o kadar güzel ensem var ki içimden hep okşamak geliyor. Hayatımda senin kadar çapkın erkek görmedim. Öyle güzel kokuyorsun ki. Canım. Ama ben çapkın erkeklerden korkarım. Ya işte böyle. Niye durdun? İşim bitti. Senin bu kadar güzel dans ettiğini bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Koleksiyonun en değerli parçalarından biri. Kleopatra'nın kaderi. Gerçekten çok güzel. Bunları ele geçirmek için çok uğraşmış olmalısınız. Yok canım. O işi başkaları yaptı. Nasıl becerdiler hala aklım ermiyor. Tabii bu değerli hazineyi o sersemlere bırakamazdım. Küçük bir el çabukluğu ile işi hallediverdim. Buyurun. Bravo! Demek küçük bir el çabukluğu. Evet, küçük bir hokus pokus. Sahteleri ile hakikileri yer değiştiriverdi. Çok ilginç değil mi? Evet, çok ilginç. Ya! Ay bacağım! Ne oluyor be? Ya dikkat etsene be abi! Az kalsın bisküvileri dökülüyordu. Halis'i gördün mü Nail? Ne oldu be? Ne oldu? Söylesene! Halis abi şuradan gitti. Delirdi bugün. Karıların kızların peşinden koşuyor.
Anlamadım gitti. Abi ne oluyor ya? Saklambaç mı oynuyorsunuz? Kıskanıyor beni. Zavallı sevgilim. Ay. Aa, o ne? Hiç, miski. Bir kazadır oldu işte. Ay Allah! Bakkal dükkanda çevirmişsiniz burayı. Terapi. Aa, Halis de burada. Ne oluyor? Ne olsun vallahi işte, öyle gitti. Evet, hepsini çok beğendim. Şimdi biraz da işimize bakalım. Kolay anlaşacağımızı sanıyorum. Çünkü mücevherden anlıyorsunuz. Ve bu eşi bulunmaz koleksiyonu elden kaçırmak işinize gelmez. Bu isteyeceğiniz paraya bağlı. Korkmayın canım, ben pek tamahkar sayılmam. Makul bir para isteyeceğim sizden. Hepsi için sadece 17 milyon. Çok para, öyle değil mi? Evet, üstelik böyle zahmetsiz ele geçirilmiş bir koleksiyon için çok fazla. İsterseniz düşünebilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim, ben tamahkar değilimdir ama oldukça inatçıyımdır. ...17 milyon, mücevherlerin son fiyatıdır beyler. Öyle mi? Artık bitirelim bu işi. Siz bilirsiniz komiserim. Komiser mi dedin? Evet, komiserim dedi Muammer Bey. Oyun bitti artık. Ben komiser Necati, sizi tutukluyorum. Naim be! Ha? Ulan şu kırmızılı sarışın nereye gitti gördün mü? Ulan içeride! Tamam! Yeter be, yeter! Her gelen yönünü bana soruyor! Ya ben trafik polisi miyim ben? Bırakın da toplayayım! Biraz önce bir herifle karşılaştım durup dururken. Dansınızı kesmek gibi olmasın ama insanın başı yani her an, her an belaya girebilir. Çekil git dedi bana birdenbire. Ya eş oğlu meş olduğunu. Nasıl alsak bunu? Çevirme şu karıyı ya. Ondan sonra yakaladım kafasında başladı sallama. Bir dakika bırakın ya. Allah Allah. Canınız isterse ya. Ben yani temsil misal olarak nasıl yakalarım onu anlatıyorum, bir dakika! Siz bilirsiniz vallahi, gerisini anlatmıyorum! Allah Allah be! Sarhoş mu bu? Hı? Zilmi abi, tut! Hop! Tamam, inci kertanlık da tamam! Hepsi tamam canım, hepsi! Bir o gelindeki altın kemer eksik, ya! En değerli parçalardan biri! O eksik olursa sigorta şirketi para vermez belki de. Ne yapacağız? Beni dinlerseniz gidip isteyelim. Verir mi ulan hiç? Vermezse biz de zorla alırız. O biraz zor. Gidip yalvaralım. Saadet abla iyi yüreklidir, belki de verir. Ne işiniz var sizin burada? Ne yapıyorsunuz merdiven altında? Hiç, oradan buradan konuşuyorduk. Selma, gelin hanım nerede? Ne yapacaksın? Vallahi bir şey yapmayacağım. Sordum sadece. Gittiler onlar. Ne? Gittiler mi? Nereye? Ne bileyim ben, herhalde evlerine. Gitmişler, ne yapacağız şimdi? Olsun, biz de gideriz. Ama adam gerdeğe girdi ya. Olsun, biz de gireriz. Tabii. Yürüyün! Size çok şey borçluyum komiser bey. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ olun. Teşekküre gerek yok, görevimizi yaptık efendim. Biraz konuşamaz mıyız? Soygun nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Sizi kutlarız, yılın soygunuydu. İşi nasıl planladığınızı birkaç kelimeyle anlatır mıydınız? Söyleyecek bir şey yok. Bir oyun oynadım, kaybettik. Hepsi bu kadar. Her şeye rağmen evet. Bir açıklama yapamaz mıyız? Bu kadar beyler, izin verin lütfen geçelim. Burayı mı imzalayacağım? Evet.
Her şeyi itiraf etmekle akıllılık ettiniz. Bu mahkemede lehinizde olur. Doğrusu mahkemeden pek korkmuyorum. Çünkü kendimi suçlu hissetmiyorum. Ben soygun yapmadım. Mücevherleri soygunculardan aldım. Asıl suç onların. Onları yakalayın siz. Yakalayacağız tabii. Yardımınızla yakalayacağız. Nihayet baş başa kaldık Saadet Hanım. Evet Zekai Beyciğim. Doğrusu biraz heyecanlıyım. Ne de olsa ilk defa evleniyorum. Ben de öyle Zekai Beyciğim. Biraz su falan içmek ister miydin? Sen bilirsin Zekai Bey. Ben bir sigara içmek istiyorum, sana da vereyim mi? Verirsen içerim. Heyecanlı. Mutlu musun Saadet? Şu anda neler hissediyorsun? Biraz gözüm yanıyor. Mutluluktandır. Seni tekrar öpebilir miyim Saadet? Eğer istiyorsan tabii. Aa! Kim o? Benim abi! Ne istiyorsun lan? Hiç! Daha soymamışsınız bile! Sana ne be? Hiç, bana ne? Ben şey için uğramıştım... ...Bir şey lazım mı diye soracaktım. Hayır, hiçbir şey lazım değil! Tamam, o zaman ben gideyim! Deli mi ne? Hadi be! Bir laf daha söylesem dövecekti beni. Bu iş zor olacak arkadaşlar. Zor mu? Alacağız kemeri. Evet, bir çare bulmamız lazım. Ben buldum. Ne? Biriniz onlara şerbet götürün. Ne şerbeti? Güvey şerbeti. Saadet, seni bir kere daha öpebilir miyim? Eğer istiyorsan tabii Zekai Bey. Yavrum! Kim o? Ne oluyor be? Ne istiyorsun? Hiç. Şerbet getirdim. Ne şerbeti? Ne şerbetiydi bu? Losa. Yok, o da erken. Dışarıda söylediler ama ne olduğunu unuttum. Güvey şerbeti. Hah! Hay ağzını seveyim ablacığım. Tamam abi, güvey şerbeti. Al iç. İstemiyorum ya, zorla mı içireceksin? Aa, olmaz, adetmiş, içeceksin abi. Allah Allah! Al, al. Abla be! Bu kemer ağır gelmiyor mu sana? Çıkar onu! Şöyle bir soyun, dökün, rahatla, oh! Onun soyunup dökünmesi seni ilgilendirmez! Şerbet dedin işte, hadi artık rahat bırak bizi! Tamam, tamam, gidiyoruz! Zaten kemeri çıkarmamış hala! Ne? Kapa! Ne demek istedi şimdi bu? Ne oldu? Ne haber? Hadi be! Ne yapacağız peki? Kemer eksik olursa sigortacı 10 para vermez. Bir dakika! İçeri girmenin bir yolunu bulacağız. Giremeyiz ki, kapıyı kilitledi. Kapı kilitliyse pencereden gireriz. Ha? Haklı! Pencereden gireriz! Ben gençliğimde çapkın bir adam sayılmazdım. Saadeti yuvamda ve eşimde bulacağımı biliyordum. İşte bak, Tanrı bana senin gibi bir saadet verdi. Canım benim! Ne tatlı konuşuyorsun Zekai Bey! Tamam, burası! Hadi gel! Saadet! Seni bir kere daha öpebilir miyim? Eğer istiyorsan tabii Zekai Beyciğim! Yavaş! Tamam, çıkarmış! Kemer orada! Hadi ulan, gir içeri be! Bilmem doğru olur mu ama senden bir şey isteyeceğim Saadet.
Artık evlendik, benden her şeyi isteyebilirsin. Öyleyse son bir kere daha öpeyim, gel. Canım ne acıttı? Hadi bak, bak! Yeter artık ulan! Ne istiyorsunuz benden be? Sakin ol Zekai! Yeter artık, delireceksiniz beni! Sinirlenme, ne olur! Hepinizi ayağımın altına alacağım! Öldüreceksiniz beni be! Aman, sıkı tutun ha! Hadi! İşte kevere! Hepsi tamamlandı! Alın şunu çantaya koyun! Hadi durmayın, sigortacı bizi bekliyor! Hadi gidelim, hadi! 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 Evin arka tarafında tuttunuz. Tutuldu efendim, her tarafı sarıldı. Dikkatli olmalısınız, çok tehlikelidir bu herifler. Aa, bir dakika! İşte, işte oradalar! Yaklaşın! Kim bunlar be? Kim olacak bizim sigortacı, etrafı uyutmak için polis kılığına girmiş. Ha o mu? Sen randevuyu buradan vermiştin. Yo, ama buraya gelmiş işte. Evet. Olsun, biz de işi bitiririz. Yürüyün! Hoş geldiniz! Mücevherler burada, parayı getirdin mi? Ona bak, bunlar fena bakıyor! Ellerinde de tabanca var! Şşşt, bunlar iyi yabancı değil hemler! Böyle bir işe arkadaşla gelinir mi? Al, saymak istersin belki, hepsi tamam! Mücevherler! Attın! Ne atıyorsun lan? Onların hepsi sahte! Sahte mi? Ama para nerede? Nasıl olur? Para filan yok, azıcık yakalandınız! Ulan ne diyor bu be? Hasta mısın arkadaş? Bu komedi bitti artık! Gidelim! Hapı yuttuk galiba! Evet, yuttunuz! Hepinizi tutukluyorum! Tutun! Yürüyün! Yani biz yakalandık mı? Bizi hapse mi götürüyorlar? Hayır, sinemaya götürüyorlar. Sağ ol! Sinemaya mı? Hangi film oynuyor? Acemi Hırsızların Sonu. He. Ben o filmi gördüm, gelmiyorum. Dur bakalım, nereye? Yeter be! Yeter be! Üzülme artık be oğlum, üzülme ya! Korkuyorum be abi! Çıkınca anneme ne diyecek? Öldürecek beni! Oho, çıkmamıza daha çok var, üzülme! Göya kahvehane açacaktık! Ben de dükkan açacaktım. Açarsın. Biz de yeni araba alıyorduk, ne oldu? Hepsi hayal oldu ana. Yaksana. Yakmayacağım. Hiçbir şeye yanmıyorum da... şu Muammer denen herifin bizi enayi yerine koymasını hazmedemiyorum. Herif nasıl da soktu sahte mücevherleri bize? Boş verin be! Üzmeyin kendinizi! Bu sefer beceremedik. Ama cezamız bitip dışarı çıkınca hepinizi zengin edeceğim. Bir fikrim var. Dinleyin! Yeni bir plan bu, harika bir iş! Milyonluk bir proje, hem de çok kolay çıkacak çocuklar! Bakın, dinleyin! Ne oluyor?